Hizmet binası kiralama giderleri. Bu bir yatırım mıdır, cari gider midir? Yedek parça, avadanlık ve diğer dayanıklı malzeme alım giderleri 574 bin lira. Bu bir cari gider midir, yatırım mıdır? Edirne İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı bütçe görüşmelerinde 4 kalem cari harcamaların yatırım bütçesine aktarıldığı ortaya çıktı. Toplantının bugünkü oturumunda açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, hizmet binası kiralama giderleri, yedek parça malzeme ile akaryakıt alımı ve taşeron işçilerin maaşlarının yatırım bütçesine kaydırıldığını öne sürerek bunun doğru olmadığını açıkladı. Benim dikkatimi çeken burada 4 kalem var. Şimdi takdir tabii ki meclis üyelerimizindir. Burada hizmet binası kiralama giderleri. Bu bir yatırım mıdır, cari gider midir? Yedek parça, avadanlık ve diğer dayanıklı malzeme alım giderleri 574 bin lira. Bu bir cari gider midir, yatırım mıdır? Akaryatı, yağ alımları destek hizmetlerinde 5 milyon 100 bin lira yatırım hanesine yazılmış. Taşeron personel maaşları, yani çalışan işçilerimiz var bunlar. Bunlar yatırım değil. Cari giderlerde gözükmesi lazım. 7 milyon 974 bin lira. Buna göre bakarsanız bütçemizin 13 milyon 723 bin lira parası cari giderlerden yatırıma kaydırılmış. Yani bu bütçeyi denkleştirme gibi bir şey oluyor. Bu doğru da değil, hakkaniyet de değil. Neyse, şeffaflıkla hem meclis üyelerimize doğruları söyleyeceğiz, hem de kamuoyunda bu bilgilerimizi doğru düzgün paylaşacağız. Onun için ben meclis üyesi arkadaşlarımla taslak bütçeler ellerinizde. Bunu çok detaylı incelemeniz lazım. Çünkü İl Genel Meclis üyelerimizin en önemli görevi alttan aldığı yetkiyle halka verilecek olan bütçeyi hazırlama yetkisidir. Bu bütçeyi çok titizlikle, ısrarla inceleyerek, gerçi az imkanlarımızla ama çok geniş yığınlara hizmet edebilmenin şansını yakalayalım diyorum.